Selam dostlar, nasılsınız? Her şey yolunda umarım. Böyle spontan bir video çekmek istedim. Geçen hafta Sokrates YouTube kanalında Semih Saygıner'in bir röportajını izledim YouTube'da. Semih Saygıner'i herkes yani biliyorsunuzdur, bilmeyenler için de kendisinin defaatle bilardo dünya şampiyonluğu olan, bilardo deyince Türkiye'de akla ilk gelen isimlerden. Belki tek benim için. Başka bilardocuyu ben tanımıyorum. Kendisinin hayat hikayesini Nilay Örneği katıldığı bir podcast yayınında yani onunla alakalı bir podcast yayında dinlemiştim. Gerçekten zorlu ve sıkıntılı bir çocukluk yaşıyor. Kolay bir hayatı olmuyor ama karşısına çıkan her zorlukta o zorluğu aşmayı bilebilmiş, becerebilmiş ve oradan ders alabilmiş bir insan olduğunu görmüştüm o hayat hikayesini dinlediğimde. Ve sadece hikayesi değil, yaptıklarıyla da aslında bunu kanıtlıyor bence. Başarılı bir insan yani tırnak içerisinde. Ve bu Sokrates yayınında şöyle bir ifadesi oldu. Benim çok hoşuma gitti. Der ki bir insanın en büyük başarısı tembelliğine karşı koyabilmesidir der. Ben bu sözün altına imzamı atarım. Gerçekten en büyük başarı tembelliğe karşı koymaktır. Hepimizin içinde, insanın doğasında, fıtratında tembellik var. Etrafınızda çalışkan olarak adletlediğiniz insanların da içinde tembellik var ama onlar iradeli olup, disiplinli olup bu tembelliğe karşı bir duruş sergileyebiliyor ve gün sonunda da bu irade, bu durum onu başarıya götürüyor. Semih Saygıner'in bir sözü benim bayağı derin düşüncelere itti. Açıkçası kendimi buldum yani gerçekten insanoğlu. Yani mesela şunu düşünelim. Bir uçurtma nasıl uçar? Rüzgara karşı direndiği için uçar. İnsan da aslında o tembelliğine direne direne başarılı oluyor, disiplinli oluyor. Bence bunun yani o işte tembelliğe direnmenin temelinde de aslında disiplin ve alışkanlıklar var. Alışkanlık kazanmış bir insan disiplinli olabilir. Disiplinli olan insan da tembelliğini yenebilir diye düşünüyorum. Burada belki şunu sormakta fayda var. Peki alışkanlık nasıl kazanabiliriz? Alışkanlık kazanmak gerçekten zor bir iş. Hele bir yaştan sonra çok daha zor. O yüzden işte çocuklarımıza ne yapıyoruz? İşte kitap okuma alışkanlığı değil mi? Küçük yaşlarda. İşte dişini fırçalama, işte elini yıkama gibi temel alışkanlıkları küçük yaşlarda aşılıyoruz ki bunları sonradan verebilmek çok zor. Veya belli ahlaki değerleri küçükken aşılamaya çalışıyoruz. Aynı ağacın yaşken eğildiği örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla alışkanlık kazanmak mühim. Ve arkama dönüp baktığımda benim mesela en çok tembelliğimle savaştığım dönemlerden biri doktora sürecimdi. Doktora çok uzun bir süreç, netameli bir süreç ve çoğu zaman insanın moral motivasyonunun düştüğü, belirsizliğe düştüğü ve hayat telaşesi içerisinde bazen ikinci planda kaldığı doktoranın olduğu bir süreç. Mesela orada tembelliğimle çok mücadele ettiğimi hatırlıyorum. Hatta bazen şunu derdim yani insanı çalışmak değil çalışmamak yorar. Çünkü çalıştığın zaman yapmak istediğin şeyi yapıyorsun. Bir irade gösteriyorsun, sabır gösteriyorsun ve bitiriyorsun o işi. Ödülünü alıyorsun yani onun tatminini yaşıyorsun. Ama çalışmadığın zaman hem o iş kalıyor hem de o işi yapmadığın stresi ve bilinciyle kendine işkence ediyorsun. Dolayısıyla insanı çalışmaktan ziyade çalışmamak, tembellik, belirsizlik, plansızlık yorar derim ben hep. Ya da mesela bir alışkanlığı elde edebilmek için biraz daha temeline inmek gerekiyor alışkanlığın. İşte mesela işte sabahları spor yapmak işte işe gitmeden önce. İşte bunun için ne yaparsın? Çalar saatinizi kurarsınız değil mi? Kalkayım da gideyim. Aslında öyle yapmamak gerekiyor. Spora gidebilmek için bir spor elbisesi giymek gerekiyor. İşte spor ayakkabısı giymek gerekiyor. Burada belki anahtar metafor ya da anahtar işaretçi gece yatmadan önce işte o sabah giyeceğiniz, sabah kalktığınızda giyeceğiniz elbisenin ve işte ayakkabının hazır olması, bir yerde sizi bekliyor olması
geceden onu hazırlayıp yatmanız bence çok daha kritik. O sizin için bir işaret, bir metafor, bir göstergeç. Dolayısıyla bunu yaptığınızda aslında kendinize şunu diyorsunuz. Ben sabah spor yapacağım, hazırlığımı yaptım. Bir istikamete girdim, sabah kalkacağım. Belki bunu yaptığınızda sabahlar saate bile gerek kalmadan kalkıp sporunuzu yapabileceksiniz. Dolayısıyla anahtar kelime bence alışkanlık kazanmak, alışkanlık kazanabilmek için disiplinli, iradeli olmak, sabır, sebat göstermek ve tembelliğe karşı direnmek. Görüşmek dileğiyle.